Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İzmir köfte tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli, yapımı oldukça pratik, harika bir ana yemek tarifi. Şimdi yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 5 adet orta boy patatesi soydum. Sonrasında bu şekilde doğruyorum. Çok fazla ince olmasına gerek yok. Şu boyutları bu şekilde olursa iyi olur. Hepsini doğradıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da tuz ekleyip karıştırıyorum. Ben patatesleri yağda kızartmıyorum. Köfteleri hazırlamadan önce patatesleri bu şekilde fırında pişiriyorum. Hem daha kolay oluyor hem de daha lezzetli. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında patatesleri pişiriyorum. Bir yandan da köfteleri hazırlıyorum. Köfteler hazırlanırken patatesler de pişmiş oluyor. Köftesi için 500 gram kadar dana kıyma kullanıyorum. Kıymayı kabıma aldım. İçerisine bir adet yumurtayı ekliyorum. Bir çay bardağı galeta unu ekliyorum. Şöyle bir tutam maydanozu da küçük küçük doğradım içerisine ekliyorum. Baharat olarak bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tatlı toz biber ekliyorum. Bir adet soğanı da rendeleyip suyunu sıktım. Soğanı da içerisine ekleyip güzelce yoğuruyorum. Baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. İyice yoğurduktan sonra köftemiz artık hazır. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Köftemizden şöyle bir parça alıyorum. Çok büyük olmasına gerek yok. Elimle ilk önce yuvarlayıp sonra köfteyi uzatıyorum. Böyle hafif ince uzun olacak şekilde hazırlıyorum. Bu boyutlar yeterli olur. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bir parça alıyorum. Ve avucumda köfteyi uzun ince olacak şekilde hazırlıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi bütün köftelere şeklini verdim. Tavayı ocağa alıp içerisine bir miktar yağ ekledim. Köfteleri kızartmaya geçiyorum. Çok fazla kızartmanıza gerek yok hafifçe iki yüzünün de kızarması yeterli. Zaten fırında da pişeceği için çok fazla pişirmeye gerek yok. Eğer köfte miktarı fazlaysa kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayıp pişirmeden buzluğa da atabilirsiniz köfteleri. İstediğiniz zaman çıkartıp Direk yine İzmir köfteyi hazırlayabilirsiniz. Şimdi artık patatesler de böyle biraz pişti, köfteler de kızardı. Artık ikisini tepsiye diziyorum. Şöyle iki tane patatesten bir tane de köfteden olacak şekilde borcama diziyorum. Siz de dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Patatesler de hem güzelce yumuşamış oldu. Patatesleri önceden pişirmiş olduğumuz için daha pratik bir tarif oluyor. Hem de yağda kızartmakla uğraşmıyoruz. Köfteleri dizdikten sonra üzerlerine biraz domates ve yeşil biber diziyorum. İstiyorsanız kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Sonrasında sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için tencereyi ocağa aldım. İçerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. İstiyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz. Yağla salçayı şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. Sonra içerisine 1 adet büyük boy domatesi rondodan geçirip onu da ekliyorum. Domatesle beraber 4-5 dakika daha pişiriyorum. Sonra içerisine bir buçuk su bardağı su ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Sosunun yapımı da oldukça pratik. Sonrasında kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum ve sosumuz da hazır oluyor. Sosumuzu yemeğimizin her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrol ederseniz daha iyi olacaktır. Artık yemeğimiz fırından çıktı. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Görüntüsüyle, tadıyla nefis bir ana yemek tarifi. Yapımı da oldukça pratik. Şöyle servis tabağıma aldıktan sonra biraz suyundan da böyle üzerlerine döküyorum. Böyle aşırı lezzetli oluyor. Patatesi de köftesi de çok güzel bir şekilde pişti. İkisi de yumuşacık oldu. Şöyle zaten yakından da göstermek istiyorum. Şahane bir İzmir köfte tarifi. Şöyle köftesi de yumuşacık. Kesinlikle denemelisiniz. İstiyorsanız daha küçük borcamda da hazırlayabilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.